Herkese selamlar. Haftanın ikinci videosuyla tekrardan karşınızdayım. Salı günkü videoyu umarım izleyenler değerlendirebilmiştir alım bölgelerini, ki bununla alakalı çok fazla pozitif mesaj aldığım için hani birçoğunuzun değerlendirdiğini ve güzel kazançlar sağlamışsınızdır diye düşünüyorum. Dün Nvidia'nın açıklamış olduğu işte beklenti üstü bilanço ile beraber AI'lar ikinci dalga yükselişlerini sürdürdü. Peki bundan sonrasında neler olacak? Hani AI coinlerle alakalı tekrar grafiklerine bakmak istemedim bu videoda. Çünkü hem salı günkü videoda destekleyen seviyelerini belirtmiştim. Hem de bugün analist ekibimiz ninjanews.io üzerinde bu AI projelerinin destek direnç seviyelerini, olası bir geri çekilme nerelerden tepki alabilir, bunları belirten analizi paylaştılar. Şimdi öncelikle Bitcoin'in güncel görünümüyle videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz ekstra mutlu olurum. Özellikle salı günkü videoyu izleyip para kazanan arkadaşların videoya like ve yorum atmasını ekstradan rica ediyorum. Bitcoin'in güncel grafiğine baktığımızda salı günü bir geri çekilme yaşanabileceğini konuşmuştuk. Fiyat hareketine baktığımız zaman direnç bölgesindeki likiditeleri temizledikten sonra fiyat destek bölgesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Bitcoin'in bu geri çekilmesinde altcoin'lerde, yani AI coin'leri dışında ki altcoin'lerde ciddi satışlar görüldü. Ciddi derken böyle %20, %30'luk tabii ki satışlar olmadı. Fakat hani tepki alamadı, tepki almış olsa hemen geri çekildi. Hani marjinde işlem yapanları fazlaca bıktırdıkları bir dönem oldu. Bunu her videoda sürekli olarak dile getiriyorum. Fiyatına baktığımız zaman bu bölgenin likiditesini temizledikten sonra likiditesi temizlenen alana verdiği retestle beraber yükselişini sürdürüyor. Hani bu yapılara artık illa setup vermemize, işte buradan longlanır demeye gerek yok. Ki benim videolardaki en büyük amacım hani yapıları öğrenmeniz ve yapıları artık kendiniz öğrendikten sonra kendi işlemlerinizi açabiliyor noktasına ulaşmanızı istiyorum açıkçası. Bunun sebebi de sektörde maalesef çok fazla iyi niyeti suistimal eden insanlar da var. İşte tepeden coin çakan mı dersiniz? Veya işte saçma sapan projelerde alım yaptıran mı dersiniz? Hani bunlara yem olmayın. Nereden nasıl işlem almanız gerektiğini en azından temel düzeyde de olsa bir şekilde öğrenmeniz ve doğru yerden doğru pozisyonları almanız için hani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu an baktığımız zaman hani Bitcoin hala range içerisindeki hareketini sürdürüyor. Hani şu bölgede range'in denge noktası, işte 0.5 noktası diye kabul edebiliriz ki fiyat bu bölgeden daha önce defalarca tepki almıştı. Şu an benim hani Bitcoin'deki beklentim, ben bunu geçtiğimiz videolarda da söylemiştim. Hani ben fiyatın bu bölgeden almış olduğu tepkiyle beraber daha sert bir düzeltmeye gireceğini şu anki aşamada düşünmüyorum. Benim Bitcoin'deki beklentim bu alandan almış olduğu tepkiyle beraber range'i de yukarı kırıp 56.000 dolar seviyelerini test etmesi yönünde. Bitcoin'den sonra hemen hızlıca Ethereum'da da devam edecek olursak, Ethereum'da gene hani ekstra bir fiyat hareketi olmadı. O yüzden böyle uzun anlatmak yerine şöyle kısaca hemen hızlıca bir özet geçelim. Hani şu anki güncel desteğimiz 2717 bölgesi fiyatı tuttu ve ilk direnci olan, yani ilk böyle ara direnç olarak sayabileceğimiz nokta olan 2950 seviyesinde kazandırdı. Şu an Ethereum'daki yükseliş devam ediyor. Benim Ethereum'da beklediğim iki bölge vardı. Önceki videoları izlemeyen arkadaşlar için tekrardan belirteyim bu seviyeleri. İlk olarak 3446 seviyelerinin test edilmesini bekliyorum. Neden bu bölge? Hem bu alanda Ethereum'da short likiditeleri mevcut, hem de market kırılımını getiren supply bölgesi bu alandı. Bu noktada ek konfirmasyon olarak da işte yükselen üçgen yapısı mevcuttu ve bu formasyonun hedefi tam olarak 3450-3470 bandına denk geliyor. Fakat fiyat buraya geldiğinde gelip buradan bir tepki alıp sonrasında bu alandan shortlanları da patlatmak için 3700 seviyelerinde test edebilir. Hani Bitcoin'in de 56.000, Ethereum'da 3450-3700 bandını ben bekliyorum. Yani bu seviyelerin test edilmesini bekliyorum açıkçası. Ethereum'dan sonra ENS ile hemen hızlıca devam edelim. ENS, hani bilmeyen arkadaşlar veya haberi kaçıran arkadaşlar varsa ilk olarak ondan başlayayım. Ethereum'un kurucusu Vitalik'in ENS ile alakalı bir tweet paylaşmıştı. Ve bu tweetten sonra agresif bir şekilde 27 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu anki görünümüne baktığımızda ENS'de 20.680 bandı artık bizim günlükteki önemli direnç bölgemiz. Destek bölgesi olarak geçtiğimiz videolarda bu bölgeyi konuşmuştuk. Fiyat bu bölgeyi kazanıp verdiği retestle beraber tekrardan bir yükseliş gerçekleştirmişti. Biraz daha yakından baktığımızda trendimsi bir yapısı mevcut. Ben bunu bugün Discord'da paylaştım. Video yayınlandığında artık kırıp gitmiş mi olur veya bir geri çekilme mi yaşar, bunu kestirebilmek çok mümkün değil. Fakat grafik üzerine belirttiğim gibi bir kırılım ve retest verirse ENS'de de bir pozisyon almayı düşünüyorum. İlk hedefim 25.170 bandı olacak. Bu bölgenin de üzerine atması durumunda 27.68 seviyesine kadar bu pozisyonu tutmayı düşünüyorum. Eğer ki markette ekstra bir düşüş gelmezse. OP son yükselişinde direnç seviyesi olan 4.19 seviyelerini tekrardan test etti. Hani gene şöyle örneğine bakacak olursak fiyat ilk tepeyi yaptıktan sonra İkinci yükselişte bu bölgenin likiditesini temizleyen alan bu seviyeydi ve sonrasında 4.19 seviyesine verdiği retestle beraber aşağı yukarı %15'lik bir düşüş gerçekleştirdi. Bu yapıları shortlayın diye demiyorum. Sadece işte bunun benzerini işte Bitcoin grafiğinde gösterdim. Marketin buluş olduğunu düşünüyorsanız destek bölgesinde gerçekleşen likidite hareketlerinden sonra bu şekilde konfirmasyon olarak pozisyon alabilirsiniz. Yani en azından yapıyı bilmeniz açısından söyledim bunu. OP'nin güncel görünümüne baktığımızda ise yükseliş trendini hala sürdürmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleştirmiş olduğu düşüşle beraber de son tepe yaptıran destek bölgesi diyelim 3.58 bandından tekrardan tepki alarak yükselişini şu an için sürdürüyor. Normal şartlar altında OP'nin buradan almış olduğu tepkiyle beraber yeni bir high getirmesi beklenir. Yani fiyat işte oyalanır, şu şekilde hareketler gerçekleşir ama finalde yeni bir high yapar ve sonrasında tekrardan bir düzeltme hareketi içerisine girer. Hani tıpkı bu alanda yapmış olduğu gibi. OP takip eden arkadaşlar varsa hani grafiğinin ben şu an için pozitif olduğunu, bu yükselişle beraber de yeni bir high getirebileceğini düşünüyorum. Eğer ki fiyat olur da yeni bir high getiremezse eğer bu sefer daha fazla likiditeye ihtiyaç duyacağı için düzeltmesi derinleşecektir. Bu noktada benim takip ettiğim iki tane bölge var. Bunu gene geçtiğimiz videolarda aktarmaya, paylaşmaya çalışmıştım. Hani fiyat 4.19 direncini kazanamazsa eğer yaşanacak olan düzeltmeyle beraber ilk olarak test etmek isteyeceği seviye 3.2860. Bu bölgenin altını 3.09 bandına kadar bir geri çekilme yaşaması mümkün olacaktır. Hani neden? Hani bunu da hemen şöyle kısaca tekrardan özetleyeyim. Fiyat son high getiren, son yüksek tepe yaptıran dibini test etti ve şu anda bir tepki almış durumda. Hani bu almış olduğu tepkinin normal şartlar altında tekrardan daha yüksek bir tepe yaptırması gerekiyor. Eğer ki bu yüksek tepeyi yapamazsa fiyat teknik olarak en azından hani ekstra bir haber, ekstra bir şey olmadığı sürece teknik olarak likidite toplamak için alt destek seviyelerine geri çekilme yaşar. O yüzden dediğim gibi elinde OP tutan arkadaşlar varsa 4.19 üzerindeki kapanışları takip etmesini öneririm. BNB son olarak geçtiğimiz günlerde gene bir launchpad duyurusu yapmıştı. Bu duyuruyla beraber kısa zaman dilimi içerisinde oluşturduğu filama yapısında tekrardan yukarı yönlü kırarak yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Beklediğim destek bölgesine bir geri çekilme yaşamadı BNB. O yüzden hani herhangi bir pozisyonum yok. Ben trend kırılımından beri BNB'den bahsedip 1 dolar bile kazanabilmiş değilim açıkçası. Hani biraz şöyle bir algı oluştu bende ve tahmin ediyorum birçok trader arkadaşımızda. Hani hantal coin işte BNB alıp beklemektense hype olan daha agresif yükselişler gerçekleştirebilen coinleri değerlendirmeyi hani ben en azından daha mantıklı buluyorum ki benim gibi düşünen eminim birçok kişi vardır. Bak trend kırılımıyla beraber işte %40 civarında bir yükseliş gerçekleştirir. Sonrasında filama kırılımıyla beraber de %25 civarında bir karlılık sağladı. Hani baktığınız zaman o kadar da hantal değilmiş. Yani BNB ile alakalı hani benim beklediğim seviye 414 bandıydı. Bunu tekrardan hatırlatmasını yapayım. Yani şuradaki filamanın ve formasyonun hedefi 414 dolar bandına geliyor. Bitcoin'de 56.000 dolar, işte Ethereum'da bahsettiğimiz seviyeye gelir. Sonra market bir düzeltme vermek ister veya işte market bir artık gidemez ve marjinleri patlatmak isteyebilir. İşte fonlamalar yükselir. Hani bu noktada gene takip edilecek günlükteki en önemli destek bandımız bizim 350 dolar 340 dolar bandı olacaktır. Hani bu bölgelere bir şekilde retest gerçekleşirse BNB'yi de takip etmenizi öneriyorum. Linkte alım bölgesi olarak 17.60 ve 16.53 seviyelerinden bahsetmiştim. Fakat fiyat bu bölgelere gelmedi. Beklediğim bölgelere gelmediği için de herhangi bir alım yapmadım. Fakat günlükte bakacak olursak önemli bir seviyeyi tekrardan kazandı ve yükselişini sürdürüyor. Hani bu bölgeyi destek haline getirdi ve şu an tepki almış durumda. Link tutan arkadaşlar varsa 24.46 seviyesi linkte benim test edilmesini beklediğim direnç bandı olacaktır. Olur da bir geri çekilme yaşanması durumunda benim gene beklediğim seviye 16.60, 16.65, 16.53 seviyeleri olacaktır. Hani bu bölgeye gelirse eğer mutlaka bir link pozisyonda almayı düşünüyorum. Chiliz hani önceki videoda da gene bahsetmeye çalışmıştım. Bugün bir haber geldi Chiliz'le alakalı. Token yakın mekanizması içeren Chiliz Chain Tokenomics 2.0'ı duyurdu. Bu haberle beraber de Chiliz yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Benim elimde ufak da olsa spot gibi açtığım bir Chiliz pozisyonum vardı. Onu tutmaya devam ediyorum. Chiliz tutan arkadaşlar varsa ilk tepki alması muhtemel direnç seviyesi 0.144 seviyeleri olacaktır. Yani bu bölgenin de üzerine atarsa sıralı dirençleri diyeyim. Yani en azından benim Chiliz'deki beklentim şu an için biraz daha yüksek. 144 direncini kazanırsa 0.18. Bu bölgeyi de kazanması durumunda şuradaki sert mumu, sert düşüşte oluşan imbalansı onarmak isteyeceğini düşünüyorum ve hani 0.241 seviyelerine kadar hani Euro 2024 hype ile beraber bu bölgeler test edilebilir. O yüzden ben Chili'ye elimde spot gibi long pozisyon açtım ve tutmaya devam ediyorum. Uni'de bu trend kırılımından geçtiğimiz videolarda konuşmuştuk. Destek bölgesi olarak da 5.70 seviyelerini değerlendirmiştik. Şu an direnç seviyesi olan 7.80 bandı henüz kazanılabilmiş değil. 7.80 seviyesini kazanmasıyla beraber hedefi 8.80 seviyesi olacaktır. Bu bölgeyi de kazanması durumundaysa Ethereum eğer ki beklediğimiz ve belirttiğim direnç seviyesine giderse eğer Uni'de finalde 11.46 direncini test etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Şöyle daha kısa zaman diliminde baktığımızda şu an için ilk destek seviyesi benim takip ettiğim 6.98 seviyesi. Fiyat bu bölgeye gelirse Uni'de de bir pozisyon almayı düşünüyorum. Hani alarmımı attım. Takipteyim. Bu bölgeye gelmeden eğer ki işte buradaki trendi kırarsa eğer şu şekilde vereceği retestle beraber gene bir pozisyon almayı düşünüyorum. Şu an Uni'de sadece izleme modundayım. Şu trendi çekip trend üzerine alarmınızı atarak pozisyonu takip edebilirsiniz. Kısa zaman diliminde baktığınızda henüz market yapısını yani şu alan içerisindeki yapısını buluşa çevirmiş değil. Bu noktada dediğim gibi önemli olan şey son lower high dediğimiz yani son düşük tepesini kazandıktan sonra dönüşünde işte artık 7.36 bantları olur muhtemelen. Hani bu seviyeler long için güzel fırsatlar olacaktır. Bu noktada benim uygulayacağım strateji bir kademe trend retestinden bir kademede belirtmiş olduğum 7.36 seviyelerinden alım yapıp bu bölgenin altında stop olacak şekilde bir pozisyon almayı düşünüyorum. TIA beklentilerin yüksek olduğu ve çok agresif yükselişler gerçekleştiren coinlerden bir tanesiydi. Şu anki görünümüne baktığımızda 16.82 ilk destek seviyesi. Fiyat bu bölgenin likiditesini aldıktan sonra yapmış olduğu retestle beraber şu an için yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Tekrardan tepki alması muhtemel ilk direnç seviyesi 18.54 seviyeleri olacaktır. Olası bir geri çekilme durumunda benim TIA için alım yapmayı beklediğim bölge açıkçası 16.26 15.90 seviyeleriydi. Hatta bu bölgeye alarm atıp hani ne olur ne olmaz hani yapısını henüz buluşa çevirmiş değil teknik anlamda. Fiyat gelir şu şekilde bir hareket gerçekleştirirse o zaman yükseliş trendi TIA için artık yapısını buluşa çevirdi ve yükseliş trendi başlıyor diyebiliriz. O yüzden hani kesin buradan uçacak kaçacak diye bir beklentim yok. Son lower high yani son düşük tepesini kazandıktan sonra vereceği retest takip edilerek TIA'da da pozisyon düşünülebilir. Blur hani bu analizi sabah Discord'da paylaşmıştım. Hani destek bölgesinden gene güzel bir tepki aldı. Baktığımız zaman son diplerinin likiditesini temizledikten sonra yataydaki önemli olduğunu düşündüğüm desteğe tutunmuş durumdaydı. Hani bu yüzden sabah hani hem kendim bir pozisyon aldım hem de Discord'da bu analizi paylaştım. Hani beklediğim hedefler şu an için bu şekilde. Blur'un spot paritesine de bakacak olursak geniş açıdan baktığımızda yükseliş trend yapısını devam ettiriyor. Bu noktada Blur'daki ilk önemli direnç seviyesi 0.85 bandı olacaktır. Bu yükselişle beraber İşte bu direnci kazanırsa tekrardan yükselişini sürdürüp işte 1 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görmemiz mümkün. O yüzden hani Blur'da eğer ki takip ediyorsanız spot paritesini de takip etmenizi, incelemenizi öneririm. AI 1.50 seviyesi çok önemli bir direnç bandıydı ve fiyat bu bölgeyi kazandıktan sonra biz önceki videolarda konuştuğumuz seviye olan 1.45'ten almış olduğu tepkiyle beraber yükselişini sürdürüyor. Hani şurada oluşan edimi formasyonundan bahsetmiştik. Bu formasyonun hedefi şu an için 2.10 bandı fakat AI ile alakalı zaten şu an mevcutta bir hype olduğu için ve coin'in isminde AI olduğu için bundaki beklentiler bir tık daha yüksek. Market cap'i şu an için düşük ve yani diğer AI coin'lerine göre daha potansiyelli olduğu düşünülüyor. Yani bu yüzden de zaten görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Hani birçok kişi bu coin'den 2x, 3x gibi bir yükseliş bekliyor bulunmuş olduğu alandan itibaren. Fakat benim her zaman söylediğim şey bizim takip etmemiz ve yapmamız gereken en önemli şey İlk destek direnç seviyelerini takip edip ona göre aksiyon almak olacaktır. AI'nin güncel görünümüne baktığımızda ise hani şu trend yapısına bir fake atmış durumda. Fakat bu trendten ziyade eski tepesi ve hani eser Philip bölgesi de diyebiliriz. Birçok kez destek direnç olarak bu seviye çalıştı. Bu bölgenin üzerine atmış ve şu anda fiyat bu seviyeye tutunmuş durumda. Buradan almış olacağı tepkiyle beraber son zirvesi olan 1.98 seviyesini tekrardan test etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Hani şöyle 4 saatlikte baktığımızda ise fiyat yüksek dip, daha yüksek tepe, daha yüksek dip, daha yüksek tepe, sonra daha yüksek dip yaparak hareketini sürdürüyor. Bu alandan almış olduğu tepkiyle beraber tekrardan yüksek dip yapma ihtimali yüksek mümkün. Bir diğer hype olan projelerden bir tanesi de XAI. Hani bunun da tamamen popüler olması ve göz önünde olmasının sebebi bildiğiniz gibi Elon Musk'ın yapay zeka şirketinin ismi XAI olduğundan dolayı ekstra bir yükseliş performansı sergiledi. Bu noktada değerlendiren oldu mu veya bu bölgeden alıp tutan oldu mu bilmiyorum. Fakat XAI'yi hem videoda hem X hesabım üzerinden paylaşmıştım. Bu seviyeyi kazandıktan sonra verdiği retestten sonra güzel ve agresif bir şekilde yükselerek %56 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu anda da %30 civarında bir karlılık mevcut. İlk destek bölgesi olan 1.22 seviyesi fiyatı şu an için tutmuş görünüyor. Benim XAI ile alakalı beklediğim iki tane bölge var. Hani bu oluşan düşen trend yapısını yukarı kırarsa kırılımla beraber ufak bir pozisyon almayı düşünüyorum. Bu trendi kırmayıp bir geri çekilme yaşarsa hani bu alarm atmış olduğum 1.11 bandına gelmesi durumunda AI'da da bir pozisyon almak istiyorum. Bu bölgenin de üzerinde destek bölgesi olarak 1.1750 seviyeleri fiyatın tutması muhtemel seviye. Bu noktada da hani şöyle bir likidite hareketi gerçekleştirirse eğer tekrardan bu seviyelerden XAI almayı düşünürüm. Beklediğim yapıları aktarayım ki hani sonrasında buraya gelip tepki almayıp direkt olarak geçerse bodozlama pozisyon almayın diye bu uyarıyı da geçmiş olayım. PYT markette gene yatırımcısını mutlu eden coinlerden bir tanesiydi. Son günlerde bir düşüş trendi oluşturmuş ve geri çekilme yaşamaya devam ediyor. Bu noktada benim pitteki beklediğim, alım yapmayı düşündüğüm destek seviyesi 48.50 bandı. Fakat olur da fiyat buraya gelmeden hani şu kısa zaman dilimi içerisinde oluşturmuş olduğu düşen trend yapısını kırarsa şu şekilde vereceği bir harekette long pozisyon almayı düşünüyorum. Bu şekilde bir fiyat hareketi görürsem pitte de bir long pozisyon almak istiyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Gene benzer şekilde bir diğer beklediğim fiyat hareketi ise şu an için 0.52 bandında eşit dipler yapmış durumda. Fiyat trendi kırmadı, bir geri çekilme yaşadı. Hani şu şekilde bir hareket gerçekleştirirse hani bu bölgeden longa dair olanları patlatırsa eğer long pozisyon almak istiyorum. BMX hani bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam ATH seviyesinde riskli bir işlem fakat 0.36 direncini kazanması durumunda vereceği retestle beraber tekrardan yükselişini sürdürmesi mümkün. Bu noktada elinde tutanlar veya alım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa ki bunlardan bir tanesi de benim olası bir geri çekilme durumunda spot'tan BMX almak istiyorum. Yani gelir mi gelmez mi kestirebilmek açıkçası pek mümkün değil. Hani grafiğinde de çok böyle net bir yapı bulunmuyor. O yüzden hani takip edeceğim iki hareket olacaktır BMX için. Hani ya kırıp burayı retest verdiğinde burada bu alandan bir pozisyon almak istiyorum. Ya da fiyat bu bölgenin likiditesini aldıktan sonra bir geri çekilme yaşarsa destek bölgesi olarak 0.031-0.030 bandını takip ederek bir pozisyon almak istiyorum. Özellikle bunu spot'tan almak istiyorum. Hani bir kademe gelirse buradan alırım. Düşerse 274'ten ufak bir kademe daha ekleme yaparak BMX'e de bir en azından spot'ta pozisyon taşımak istiyorum. Gene geçtiğimiz haftanın en çok yükselen coinlerinden bir tanesiydi ARK. Baktığımız zaman hani şu an için ilk destek seviyesi olarak gelirse eğer ben 12.30 seviyelerinden bir pozisyon almak istiyorum. Gene stop seviyesi biraz geniş olduğu için ya 2 kademe şeklinde bir pozisyon alacağım. Ya da çok ufak miktar spot gibi bir pozisyon alıp 11.80 civarının altında yapacağı kapanışla beraber de stoplamayı düşünüyorum. Yani şu an için sadece takibimde, yani çok fazla konuşulduğu için bu videoda yer vermek istedim. JUP beklentilerin çok yüksek olduğu coinlerden bir tanesiydi. Fakat beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi. Şu an için baktığımızda düşen trend yapısı oluşturmuş durumda. Bu düşen trend yapısından ziyade yatayda da direnci olan 48.50-49 seviyesini kazanması durumunda ben JUP'ta da ufak bir pozisyon almak istiyorum. Hani şu an için takip ettiğim seviye benim en azından bu şekilde. Son olarak DYM'den de bahsetmek istedim. DYM de gene beklentilerin çok yüksek olduğu coinlerden bir tanesi. Hani teknik görünümüne baktığımızda destek bölgesinin altına atmış olduğu fitille beraber güzel bir likidite hareketi gerçekleştirmiş durumda. Şu an için 6.88 seviyesi önemli bir destek. Bu bölgenin likiditesi temizlendiği için hani teknik olarak fiyatın tekrardan bu bölgeyle bir işinin olmaması gerekir. 6.75 seviyesi yani gelir tekrardan bir düşüş gerçekleştirir. Sonrasında trendi kırıp yükselişini devam etmesi muhtemel. Bu noktada ya düşen trend yapısını takip edebilirsiniz ya da destek bölgesi olarak alım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa 6.88 bandı takip edilebilir. Kripto tarafındaki coinleri bitirdikten sonra şöyle bir DXY'de tekrardan kontrol edelim. DXY'de geçtiğimiz videolarda hani belirttiğimiz destek seviyesi 103.90 bandı kaybedilmiş durumda. Şu an için ilk tepki alması muhtemel seviye 103.50 seviyeleri olacaktır. Hani bu bölgeye geldiğinde yukarı yönlü tepki alması mümkün veya hani bu bölgenin de altına bir sarkma gerçekleştirirse 102.55 seviyeleri tepki alması muhtemel destek bandı olacaktır. Altınla alakalı hani ben buraya gelirse mutlaka ama mutlaka bir long pozisyon almak istiyorum diye özellikle belirtmiştim. Bu seviye gayet güzel çalıştı ve altında yükseliş devam ediyor. Direnç olarak takip ettiğim ve beklediğim seviye 2054 bandı. Yani benimle beraber destekten giren arkadaşlar varsa 2054 seviyeleri önemli bir direnç. Aynı zamanda işte buradaki düşen trend kanalına denk geliyor. Bu bölgelerden artık kar alarak pozisyonu kapatabilirsiniz. Gümüşte herhangi bir pozisyonum yoktu. Hani ben destek bölgesi olan 21.94 bandının altına bir fitil atmasını bekliyordum açıkçası. Fakat bu fitil gelmediği için herhangi bir pozisyon almadım ama genel anlamda destek bölgesi güzel çalışmış durumda. Yani bu bölgeyi değerlendiren olduysa eğer direnç seviyesi olarak 23.54 23.60 65 seviyelerinden kar almayı düşünebilirsiniz. Olur da bu bölge kazanılırsa eğer hani bu bölgenin retesti ile beraber pozisyona dahil olup 25.40 seviyeleri hedeflenebilir. Hani tekrardan bu seviyeleri test etmek isteyecektir diye düşünüyorum. 23.55 ve 23.65 seviyesinin kazanılması durumundaysa ilk ara direnç bölgesi 24.60 seviyeleri olacaktır. Petrolde hani şuradaki short'tan güzel karlılık sağlamıştık. Sonrasında bu bölgeden bir long pozisyon aldık. Fakat beklediğim hızla hareket etmediği için ben pozisyonumu 83 bandında kapatmıştım. Şu an için petrolde takip ettiğim destek seviyesi 81.40, direnç seviyesi ise 85.6 seviyeleri. Bu bölgeye gelmeden eğer 84.68 hani üzerinde şu şekilde bir likidite hareketi gerçekleştirirse eğer gene bir short pozisyon almak istiyorum petrol tarafında. Bildiğiniz gibi biz MTV indeks pariteleri için PrimeXBT borsasını kullanıyoruz. PrimeXBT borsasının da komisyon oranlarının ciddi bir indirim yapıldı şu an için. MTV indeks paritelerinde işlem almayı düşünüyorsanız eğer videonun açıklama kısmında yer alan referans linkine tıklayarak hesabınızı oluşturabilirsiniz ve daha düşük komisyonlarla buradaki işlemlerden de yararlanmış olursunuz. Benim bu haftaki videoda bahsetmek istediğim coinler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Gene videonun altına yapacağınız yorumları dikkatli bir şekilde okuyor olacağım. Gene bir öneriniz, bir tavsiyeniz olursa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden herkese güzel, keyifli, mutlu hafta sonları diliyorum. Gene markette ekstra bir şey olursa hem X hesabı üzerinden hem de cuma veya cumartesi günü böyle ara bir video çekme ihtimalim de mevcut. Şu an için hani benim bahsetmek istediğim coinler bu şekildeydi. Herkese iyi günler.